videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Dünyada yapılan bütün kötülükler cezasız kalmaz. Ya bu dünyada ya da öbür dünyada karşılığı olacaktır. İsrail'in sayısız düşman edindiği bir coğrafyada sürekli olarak saldırı ve işgal korkusuyla yaşadığını biliyoruz. Bir yandan bölgenin en saldırgan ve yayılmacı devletiyken diğer yandan hiç durmadan varlığının tehdit altında olduğu yollu dehşet çığlıkları atması ironik de olsa İsraillerin çoğunun kendilerinin gerçekten de böylesine paranoyak bir psikolojiye teslim ettiklerini düşünebiliriz. Amerikan halkı da İran'ın gelip Amerika'yı ateşe vermesinden korkuyor. İsrail'in işgale uğrama paranoyasını körükleyen kutsal metinlerden belki de en önemlisi Tevrat. Hezekiel 38-39. Bu bölümde İsrailoğullarının bir ulus olarak bir araya gelmesinden sonra gerçekleşecek bir işgalden söz ediliyor. İşgali gerçekleştireceği bildirilen ittifak içinde Fars, İran, Kuş, Mısır'ın güneyi ile Suda'nın kuzeyinde kalan bölgeden söz ediliyor. Put, Livya isimleri gözü çarpıyor. Region'ın Libya'yı bombalamasıyla ilgili olarak bu hikayeyi ilginç bir atıfta bulunulduğunu not edelim. Yazar Grace Hassel'ın aktardığına göre Reagan, Libya'nın İsrail'e savaş açma hazırlığında olduğunu düşünüyor. 1985 Ağustos ayında bu düşüncelerini Kaliforniya Senatörü James Mill'e açıyor ve Ezekiel 38'e gönderme yaparak inkarcı ulusların İsrail'e saldıracağının ve Libya'nın da bu uluslar içinde olduğunun yazılı olduğunu, bu yüzden Libya'dan nefret ettiğini anlatıyor. Ancak ittifak ülkeleri İran, Sudan ve Libya'dan ibaret değil ve diğer isimlerle kimlerden kastedildiği uzun zamandır tartışma konusu. Tahmin edebileceğiniz üzere dönemin politik dengelerine göre potansiyel inkarcı İsrail işgalcilerinin de kimlikleri değişiyor. Listemizde uzun zamandır değişmeyen bir isim bulunuyor. Rusya, daha önce Sovyetler Birliği, Rusların İsrail'e kuzeyden saldıran kavim olacağına inanılıyor. Ayetlere göre, hadislere göre ve Tevrat'taki yazılanlara göre ve en önemlisi Allah'ın izniyle İsrail'in sonu yakındır. Melhame-i Kübra başka bir deyişle Armageddon Savaşı çok yakında sayılır. Vaat edilmiş topraklar sevdası yüzünden kendini hazin bir sona doğru sürüklüyor İsrail. Demek ki yazgı böyle bir şey. Vakti gelince kendi ayaklarında ölüm vadisine koşuyorsun. Maalesef çok geniş dünyevi imkanları ve teknolojik bir üstünlüğü sahip olmalarından dolayı İsrailoğulları şımarmış durumdalar. Daha doğrusu onlar adına hareket eden Siyonistler. Kimsenin gücü kendilerine yetmez sanıyorlar. At kavmi gibi. Çünkü onların çok büyük cüsseleri vardı. Boyları çok uzun ve çok kuvvetliydiler. Döneminin en son teknolojileri kendilerindeydi. Ama onlar mazlumlara zulüm ettiler. Allah'a isyan ettiler. Tabii ki sonları helak oldu. İsrailler hala sanıyorlar ki kendilerini denizden geçiren Rableri hala onlarla beraberdir. Oysa o gün Hazreti Musa dönemi onlar mazlum bir halk idiler. Bugün ise İsrail, Firavunlar Mısır'ı, Filistin'de ise o yurdun mazlum İsrailoğulları olmuşlar. Filistinleri selamet sahiline çıkaracak deniz yarılmasının gerçekleşmesi de an meselesi. Onlar da tıpkı huyunu kaptıkları ve suyuna gittikleri Firavun. Zaten Firavun güç ve kudret sahibi olmak demektir ki bugün İsrail dünyanın bir numaralı güç ve kudrete sahip ülkesidir. Ve ordusu gibi ilahi hışma doğru sürüklenip gidiyorlar. Onları bekleyen akıbet Tevrat'ın da belirttiği gibi topyekün bir imhadır. Gargat ağacı bile onları kurtaramayacak. Koştukları akıbet nasıl bir akıbet mi? İşte Tevrat'tan bir paragraf. Kuzeyden gelen aslan, Şimal Yehuda'da, Tel Aviv bildirin ve Yeruşalim'de, Kudüs işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Şiyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının, durmayın. Çünkü ben şimalden, kuzeyden, üzerinize büyük bela ve kırgın, katliam getireceğim. İşte aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bir de şu hadis-i şerife bakın. Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ''Ya Müslim, ey Allah kulu, gel bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi.'' Benim arkamda, gel onu cezalandır diyecek. Sadece Gargıt ağacı bunu söylemeyecek. Çünkü o Yahudi ağacıdır buyruluyor. Sayı Müslüm, Kitabul Fiten, H2239. İşte hiçbir ikazı dinlemeyen, dünyayı takmayan İsrail'in akıbeti bu. Peki Tevrat'ta yazılan kuzeyden gelen aslan hangi ülke? Rusya tabii ki de olamaz. Çünkü Müslümanlar yıkacak İsrail'i. Kuzeyde olan Müslüman ülkelerden hepsi bitik durumda. Birçoğunda 10 yıldır süren savaşlar var. Birçoğu açlıkla pençeleşiyor. Geriye İran ki, İran İsrail'in tam kuzeyinde olmasa bile Mute nikahı kıyan İran'a mı nasip olacak İsrail'i yıkmak?
Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar eden Hazreti Muhammed'in ashabı olan Hazreti Ömer'e sövüp sayan İran'a mı nasip olacak İsrail'i yıkmak? Suriye'de milyonlarca Sünni Müslümanı katleden Esed'e yardım eden İran'a mı nasip olacak İsrail'i yıkmak? Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle alakalı değişik birçok ayet bulunmakta ve genel olarak Yahudinin yapısı, karakteri, fiilleri bizlere anlatılmaktadır. Yahudi ile ırk ve din adeta bütünleşmiştir. Yahudi olmayan Musevi ve Musevi olmayan Yahudi hemen hemen yok gibidir. Cenab-ı Hak da bu kavmi lanetlediğini açıkça ifade etmektedir. Onların üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden ve haksız yere Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti Şuayb gibi peygamberleri öldürerek isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendir. O peygamber katilleri hakkında Maide suresinin 64. ayetinde şöyle buyruluyor. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, cömert değildir dediler. Bu dedikleri söz sebebiyle elleri hayır yapmak hususunda bağlandı ve lanetlendiler. Doğrusu Allah'ın kudret elleri açıktır. Dilediği gibi ihsan eder. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen ayetler onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Lanetlenen Yahudilere acaba Cenab-ı Hakk'ın biçtiği hüküm nedir şeklinde bir soru gündeme getirilir ve Kur'an ayetleri bu gözle taranırsa karşımıza İsra suresi çıkmaktadır. Bu surenin başlıca özellikleri şunlardır. İsra suresi Müslümanlarla Yahudilerin münasebetlerinden bahsetmektedir. Allah'ın Resulü Mescid-i Aksa'nın mescit oluşunu belirtmek ve onun çevresinden Sidretül Münteha'nın yer aldığı yüce gök katlarına yükselmek için Mekke'den Kudüs'e o gece teşrif etmiştir. Mekke döneminde nuzul eden İsra suresinde Allah, İsrailoğullarının yok edilmesine sebep olacak iki fesattan haber vermektedir. İşte önemli nokta buradadır. Acaba bahsolunan bu iki fesat ayetin nuzulünden önce mi gerçekleşmiştir yoksa daha sonra mı gerçekleşecektir? Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik ki, doğrusu siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve çok kibirlenip böbürleneceksiniz. İsra 4. 5. ayette geçmekte olan izah Arapçada zarf edatı olarak kullanılan bir kelimedir ve olayın gelecekte gerçekleşeceğini gösterir. Aynı şekilde 4. ayette yer almakta olan le tuisidun ve le talun kelimelerindeki le de Arap gramerinde gelecek için kullanılır. Öyleyse bu kelimelerin varoluşu Yahudilerin çıkaracakları fesadın daha gelmemiş olup ayetlerin nüzulünden sonra gelecek bir zaman diliminde gerçekleşeceğini bizlere anlatmaktadır. Bu ikisinden birincisinin vakti gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndereceğiz ve onlar bütün diyarlarınızı kontrol altına alacaklar. Bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaattir. İsra 5. Her iki ayetten de İsra 4-5 gayet açık şekilde anlaşılmaktadır ki Yahudiler İslam'ın Mekke döneminden sonra fitne ve fesat çıkaracaklar. Ancak vakti geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kullarım dediği Müslümanlarla bu ateş söndürülecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak bütün diyarları İslam'ın kontrolüne girecektir. Nitekim aynen böyle olmuş. Mekke dönemi, Medine hicreti ve sonra gelişen olaylarla Yahudiler çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen İlk Müslümanlar tarafından mağlup edilmişler ve Medine, Hayber, Teyma gibi bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek buralardan kovulmuşlardır. Yani İsra suresinin 5. ayetindeki vaat gerçekleşmiş ve Yahudiler ikinci fesatlarına kadar bu bölgelerde aktif olarak barınma şanslarını kaybetmişlerdir. Yahudilerin ayette adı geçen ikinci fesatları acaba hangisidir ve ne zaman gerçekleşecektir? İsra suresinin 6. ayeti çok manidardır. Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz. Mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaş halinde sayınızı artıracağız. Bu ayette Cenab-ı Hak, Yahudilerin bu defa aynı bölgelerde bir gün tekrar hakimiyet şeklinin bir devlet tarzında olacağını da haber vermektedir. Zira ayetin metninde geçen kerre kelimesi Arapçada devlet ve hakimiyet manalarında kullanılır. Nitekim İslam'ın ilk devirlerinden sonra 1948'lere kadar önemli bir Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail devleti kurmasıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler hakimiyeti tesis ederek bu bölgeyi elde etmişlerdir. Mallar ve çocuklarla size yardım edecek mealindeki 6. İsra ayetinin içinde geçen bu ifadeler kurulan İsrail Devleti'nin Hristiyan Amerika ve Batı'dan gelen yardımcılarla ayakta duracağını bize bir Kur'an mucizesi olarak haber vermektedir. İsra suresinin 6. ayeti, savaş halinde sayınızı arttıracağız şeklinde bitmektedir. 1948 yılında özellikle Amerikalı Yahudilerin muazzam filolar halinde ve aylar boyu süreyle İsrail'e göç etmeleri bu ayetin mucizevi bir tezahürüdür. Öyleyse Yahudilerin ikinci fesadı şu andaki İsrail Devleti'nin fesat ve zulmüdür.
halen Filistin'in en ücra köyünde bile sürmekte olan ve herkesi insanlığından utandıracak zulmün sonunu merak edenler, Yahudilerin peygamberimizden sonraki durumuna işaret eden İsra suresinin 4. ve 5. ayetlerinin devamı olan 7. İsra ayetini dikkatle okusunlar.